Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Tahmin edeceğiniz üzere yine bugün de oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısında olacağım. Videomuza geçmeden destekleriniz oldukça önemli. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok ama çok mutlu oluruz diyerekten bugünkü ilk konu başlığımıza geçmeden şöyle bir halinizi ve aklınızı sormak isteyeceğim. Nasılsınız sayın şampiyon? Ligi'nin mensupları. Bundan sonra böyle. Biz Şampiyonlar Ligi'nin mensubuyuz. Bundan sonraki süreçte de tabii haberlerimizde bir Şampiyonlar Ligi üyesinin tarzında haberler olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi dedim ya sizlere. Sevindik. Gerçekten de 21 Şubat'tan beridir. Yani gözümüze o girmeyen uykular bir anda artık huzurla girer oldu. Sabahları daha ve ayrı uyanıyoruz. En azından benim nezdimde böyle. Eminim ki Milli Muharip Uçak, Adaşım Kaan sizleri de bu süreçte aynı şekilde etki etti. Yani hepimizin hayatı gerçekten de ufak bir olumlu etkisi olmuştur. En azından benim çok büyük oldu ama gerçekten de çok artık güzel, daha umutlu bakıyoruz geleceğe. Daha gurur dolu savunma sanayi projelerinin haberlerini takip ediyorsunuz. Kıymetli dostlar, şimdi bu gurur dolu haberlerden sonra daha da gururlanalım değil mi? O zaman daha da gururlandırmak için bize ne gereklidir? Bir tane müjdelerin adamı lazımdır değil mi? Sayın Temel Kotil, TUSAŞ Genel Müdürü yine müjdelerine devam ediyor. Temel Kotil son savunma sanayi projelerindeki durumu değerlendirdi. Tahmin edeceğiniz üzere Temel Kotil Adaşım'a ilişkinde çok önemli yine açıklamalar yaptı. Detaylar bir karşımıza gelsin isterseniz. MMU KAAN'daki son durum neymiş? Nerelere ihraç edilecekmiş? Özellikle hep birlikte bir öğrenelim. Milli Muharip Uçak KAAN'ın üreticisi TUSAŞ'ın genel müdürü Temel Kotil, KAAN benzeri bir uçağı bu kadar hızlı kimse yapamadı. O var olan bütün uçaklarla savaşabilecek seviyede. F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik. Gökvatan'a saldırı olursa Roketsan füzeleri ve KAAN karşılayacak dedi. Temel Kotil açıklamalarının devamında ise MMU KAAN 2028'de Türk motoru ile geliyor. Fırlatma koltuğunu da TUSAŞ olarak biz yapacağız. O daha önce gelecek. %100 Türk malı olacak. 2028'de teslim edilecek olan 20 adet KAAN, F-16'larımızın biraz üzerinde bir uçak olacak. İçinde F-35'ten daha modern sistemler var. Dost ülkelere F-35 vermiyorlar. O zaman bunların yegane uçağı KAAN. 2030 ve 2032'de de 2-3 ülkenin ihtiyacını karşılayacak uçağımız olacak dedi. Öte yandan Milli Muharip Uçak KAAN'ın Gökvatan ile buluşmasının ardından gözler bu yıl içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın emrine girecek. Türkiye'nin yüz akı projeleri de çevrilmiş durumda. Uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam eden, tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Kızıl Elma için bu sene seri üretime geçilmesi planlanıyor. Ayrıca son olarak da Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği bir diğer proje ise Anka 3. Anka 3'ün 2023'ün son günlerinde sürpriz yaparak ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini hatırlatmıştı Temel Kotil. Anka 3'ün de bu yılın sonuna doğru Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi için hummalı bir çalışılma yürütülmekteymiş. Açıklamalardan da anlayacağınız üzere yine Temel Müdürümüz her zamanki gibi oldukça iddialı. Yani bu adam iyi ki TUSAŞ'ımızın başında. Yani bu konuda herkes hemfikir değil mi? Bu adamın yapmış olduğu açıklamalar gerçekten de umut veriyor. Böyle içimizi kıpır kıpır ediyor. Konmuş olduğu cümleler de oldukça zaten etkileyici. Dost ülkelerimize F-35 vermiyorlar. Biz ne yapacağız? KAAN'la o boşluğu kapatacağız. O dost ülkeden kastettiği ilk aşamada tabii ki de Azerbaycan, Pakistan. Daha sonraki süreçte de büyük ihtimalle Ukrayna olacak. Kıymetli dostlar, şimdi Temel Kotil önceki açıklamalarında da KAAN hemen uçtuktan sonra 6. nesil uçak vurgusu yapmıştı. Milli Muharip Uçak durmayacak, sürekli gelişecek. 6. nesile de çıkartacağız demişti. Şimdi tabii böyle bir açıklama gelince sosyal medyada tabii bileceğiniz üzere kendini bilmeyen bir sürü hadsiz var. Farklı farklı söylemlerde bulunmuşlardı. Ne diyorlardı işte? Ya bir durun arkadaş, 5. nesili hallettik de sıra 6'ya mı geldi? Önce siz işte F-16 motorlarını oradan bir çıkartın. Uçak daha 4,5, 5 bile değil. Ondan sonra 6'ya bakarsınız tarzında bir sürü gerçekten de hani mühendislerimizin hiç gale almaması gereken sosyal medya paylaşımları vardı. Bu konuya dair şunu sizlere diyebilirim ki gönül rahatlığıyla. Şimdi kıymetli dostlar, 6. nesil savaş uçağı denilince 5. nesil savaş uçağının yanına aslında insan savaş araçlarının entegre edilmiş hali diyebiliriz basit tabirle. Tabi bir sürü teknik tabiri var da burada anlatmayacağım. Yani vaktimiz yetmez. 6. nesil savaş uçağına insan savaş araçları gerekiyorsa 5. nesil bir uçakla birlikte insan savaş araçları konusunda Türkiye sizce dünyada nasıl bir sıralama içerisine girer? Sizlere soruyorum. Yani lütfen elinizi kalbinize koyun, cevaplayın. unutmayın. Zaten insan savaş araçları noktasında Türkiye dünyanın en ileri gelen ülkelerinden bir tanesi değil mi? Mevzu zaten buysa doğal olarak 6. nesil savaş uçağı konusunda da Türkiye rakiplerine göre bir adım önde olmuyor mu? Bu soruyu sizlere yöneltmek istiyorum. Zaten konuya da açıklık getirtecek soru aslında bu. Adam diyorsa ki yok efendim insan savaş araçlarında biz dünyanın önde gelen ülkesi falan filan değiliz. Hiç öyle kişilerle tartışmaya dahi girmeyin. Tamam hacı sensin deyin. Geçin. Akabinde ise şunu da belirtmek isteyeceğim. Kıymetli dostlar şimdi Milli Muharip Uçağımız Adaşım KAAN 21 Şubat'ta uçtu ya. 21 Şubat'tan beridir hani bazı fotoğraflar, bazı ekran görüntüleri vardır. İlla ki sizin hayatınızda da denk gelmiştir. Bakar bakar şöyle manalı veya manasız içinizden böyle ulan dersiniz, gülersiniz değil mi? Kıymetli dostlar şimdi karşınıza bir ekran görüntüsü getireceğim. O ekran görüntüsüne ben yaklaşık 3-4 gündür sürekli böyle bakıp manalı manasız gülüp duruyorum içimden. Yani gurur dolu bir gülümseme aslında bu. Ben neye gülüyorum isterseniz karşımıza bir gelsin. Görmüş olacağınız üzere benim bakıp böyle gülümsememe sebep olan ekran görüntüsü buydu. Dünyada 5. nesil savaş uçağını uçurabilen ülkeler listesi Wikipedia. Wikipedia'daki bu liste gerçekten de hani beni sürekli gülümsetiyor şu 3-4 gündür ve bakmaktan da gerçekten gurur duyuyorum. Listede Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ve Türkiye. Yani dünyanın yüzlerce ülkesi arasından ilk 4 ülke. Şampiyonlar Ligi diyordum ya. İşte Şampiyonlar Ligi tam da burası. Devamında mesela Japonya, Hindistan'ın uçakları da var ama Hindistan mesela amca diye bir uçağı var. Onu daha uçuramadı. Tabii ben bu fotoğrafı sürekli gülüp dururken, içimden gurur dolu gülümsemeler gerçekleştirirken artık nazar mı değdirdim ne dersiniz? Bir baktım Wikipedia yenilediğinde dün karşıma böyle bir listenin çıkmadığını gördüm. Bu liste kaldırılmıştı. Daha sonrasında hayırdır lan ne oluyor derken karşıma şöyle bir gelişme çıktı. İngiltere'de yaşayan Hindistanlı bir Wikipedia editörü Türkiye'nin listeye girmesinin ardından Wikipedia'nın 5. nesil savaş uçakları makalesinden ülke listesini kaldırmıştı. O Hindistan var ya, o Hindistan size yemin ediyorum 21 Şubat'tan beridir sosyal medyada ben şimdi Kaan'a ilişkin videolar paylaşılıyor. Hemen ben böyle uluslararası videolarda özellikle yorumlara gidiyorum. Hindistanlılar ateş püskürüyor. Bunun sebebini çok iyi biliyorlar. Yani Keşmir'de karşısına çıkacağını çok iyi biliyor Milli Muharip Uçak KAAN'ın. Bundan dolayı Hindistanlı editörün bu çabası da gerçekten oldukça dikkat çekici bir gelişmeydi. Ama daha sonrasında yani Wikipedia'da böyle dönemlerde, kritik dönemlerde editoryal savaşlar vardır. Daha sonrasında Türk editörler devreye girdi veyahut da Pakistanlı editörler devreye girerekten tekrardan o listeyi Wikipedia'ya geri kazandırdı. Şu an girip baktığınızda Türk bayrağını Wikipedia'da bulunan dünyanın 5. nesil savaş uçağını üreten ülkeler arasında görebilirsiniz. Şimdi bugünkü ikinci konu başlığımızda Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün'ün açıklamaları var. Ona gideceğim ama onun öncesinde ama bir tane daha fotoğraf kaldı. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine ona da bakıp böyle içimden güldüm. Yine Milli Muharip Uçağımız KAAN Adaşım'la alakalı. O fotoğrafta bir karşımıza gelsin. Görmüş olduğunuz fotoğraftaki yakışıklımız Milli Muharip Uçak Adaşım KAAN'dı. Bu fotoğrafta KAAN nereye iniyor? Tahminleriniz az buçuk doğru gibi. Sosyal medyada tasarlanan bu görüntüde Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait KAAN'ımız Türkiye'nin ilk milli uçak gemisine iniş gerçekleştiriyordu. Düşünsenize Adalar Denizi'nde Milli Muharip Uçağımız KAAN milli uçak gemimize bu şekilde iniş gerçekleştiriyor. Rabbim inşallah bu günleri tez vakitte hepimize nasip eder. İnşallah gerçekten de oldukça gurur dolu bir görseldi diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde Sayın Haluk Görgün, Savunma Sanayi Başkanımız yine gurur dolu ifadeler kullandı Sayın Haluk Görgün. Diyorum ya hani bugünlerde savunma sanayi camiasından yani ağzın bal yesin cümlesi tekrarlaya gerçekten de bir hoş oldu. Tüm gerçekten de yöneticilerimiz şu an efsane, mükemmel, gurur dolu açıklamalar yapıyor. Son olarak da Haluk Görgün mesela bugün yapmış olduğu açıklamasında Türk silahlı insanın savaş araçlarının dünya üzerindeki durumuna değindi. Nereye gidersek gidelim direkt böyle bir görüşme yapacağımızda ülkeler arası görüşmede silahlı insanın savaş araçlarımız illaki o görüşmenin ana maddelerinden bir tanesi oluyor dedi. Detaylar karşımıza bir gelsin. Havacılık alanında özellikle de insansız hava araçlarına dünya üzerinde çok fazla talep olduğuna işaret eden Haluk Görgün şöyle konuştu. Hem Baykar hem TUSAŞ bunlara göre planlarını yapıyorlar. Baykar zaten bu alanda dünya lideri. SİHA'lar konusunda en fazla ihracat yapan birinci şirket dünyada. Onlar da 34-35 ülkeye ulaştılar ihracatta. Yeni siparişleri var. Bu siparişlere göre altyapılarını, kapasitelerini müşterilerinin beklediği zaman diliminde teslim edebilmek, tedariğe karşılık verebilmek adına kendi işlerinde planlamalar yapıyorlar dedi. Devamında Görgün, insansız hava araçlarının teslim zamanlarıyla ilgili hiç şikayet almadıklarını da dile getirmişti. Akabinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarette görüşülen konular arasında savunma sanayisinin de olduğunu belirten Görgün, görüşmelerde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaretinde konuşulduğunu aktardı. Görgün, Mısır'daki şirketler ve oradaki muhataplarla bir çalıştay düzenledikleri bilgisini vererek Sayın Cumhurbaşkanları da savunma sanayisindeki işbirliğini desteklediler. Somut çıktılar kısa zamanda ortaya çıkar ama alanlar aşağı yukarı şekilleniyor dedi. Herhangi bir ülkeyle savunma alanında ilk konuşulan konunun insansız hava araçları olduğunu vurgulayan Görgün, insansız hava araçlarımız gururumuz, medarı iftiharlarımız, ortaya koydukları başarı, sahadaki başarıları herkes tarafından takdirle izleniyor, biliniyor diye konuştu. Yani kıymetli dostlar, gümbür gümbür Milli Muharip Uçak KAAN 6. nesil kapıda. 6. nesil dediğim gibi insansız hava aracı, insansız hava araçları Sayın Haluk Görgün belirtmiş. Dünyada Allah'ın izniyle 1 numara. 6. nesilde kapıda. Devamında bu müjde dolu haberlerden sonra 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerine gideceğiz. Ama sosyal medya haberlerinde bugün birazcık Yunan çaresizliğine gideceğiz. Özellikle de Milli Muharip Uçağımız KAAN uçtu. Türkiye'de dedim ya çok büyük bir değişim yaşandı diye. Dünyada da çok büyük değişim yaşandı. Kıymetli dostlar, artık Yunanlılar eskisinden daha saldırgan, eskisinden daha böyle ne yapacağım ben artık moduna girmiş durumda. Gerçekten de yapmış oldukları açıklamalar Türk savunma sanayisinin artık altın vuruşu da Yunanistan'a vurduğunu göstermekte. Karşımıza bir detaylar gelsin. İlk olarak mesela Dendias'a bir gidelim. Bizim Dendias neler söylemiş hep birlikte öğrenelim. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın Türkiye ile savaş durumunda ABD, Fransa veya Avrupa Birliği savunma anlaşmalarına güvenmeyeceğini, kendi başının çaresine bakmak zorunda olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği'ne katılmanın bize sağladığı güvenlik hissine kapılmamalıyız. Bu ülkemiz için mutlak güvenlik sağlamıyor. Kendimizi savunabilmemiz lazım. Ne ABD ile, ne Fransa ile, ne Birleşik Arap Emirliği ile, ne Suudi Arabistan, ne de Mısır ile anlaşmalara güvenmemeliyiz diye Dendias açıklamalarını sonlandırmıştı. Mesela Yunan Flight haber sitesi, onun da kısa bir haberi vardı. Türk savunma sanayisi propaganda veya hayal ürünü değil, tamamen gerçek ve ileride Yunanistan için büyük bir sorun olacak diye Yunan Flight haber sitesi bir başlık atmıştı. Hemen devamında ise Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Yiannis Valikanis. Özellikle de hani Yunanistan'da belli bir kafa var ya, işte biz Milli Muharip Uçak KAAN'dan önce F-35'i alacağız. Bundan dolayı Yunanistan olarak zaten Türkiye'ye havacılık sektöründe her türlü farkı attık diye gezen saçma sapan kafalar var ya. Onlara değindi Valikanis, dedi ki Türkiye'ye 20 tane F-35 ile caydıramazsınız. Özellikle değişen güç ve siyaset parametrelerini, F-35'lerin Türkiye'ye olası dönüşü, Batı'nın ambargolarını kaldırması, Avrupa Birliği'nin savunma boyutuna katılması göz önüne alınınca Yunanistan'ın bir takım süper silahlara sahip olacağına dair ifadeler diğer faktörleri göz önünde bulundurmuyor. Örneğin özellikle uzun menzilli füze sistemleri, havada ve denizde insansız araçlar, Türk KAAN savaş uçakları, hava savunma ve savunma sanayi ihracatı. Türkler bu alanda çok iyiler. Türkiye 119 adet F-16, 3000 gelişmiş füze, sayısız sistem ve yedek parçayla kendi savunma sanayinin hali hazırda kayda değer kazanımlarını daha da ileriye taşımak için belki de son kez ABD teknolojisini kullanıyor diye haberini sonlandırmıştı. Tani, komşu gerçekten de darmadağın, yani komşunun üstüne bir gittik tam gittik. Hani hatırlayacağınız üzere Dendias'ın belli başlı açıklamaları olmuştu geçtiğimiz günlerde. Yok bilmem işte Türkiye 3 milin dışına çıktığı anda Ege Denizi'nde her şeyin Yunanistan'a ait olduğunu bilmeli falan filan. Özellikle şu son KAAN uçuşundan sonra gelen açıklamalar bu yönde. Ne Avrupa Birliği bizi kurtarır, ne işte ABD, ne veyahut da başka bir şey. NATO dahi kurtarmaz bizi demiş. Yani NATO'da tamamıyla Türkiye'ye göz yumuluyor. NATO bizi hiçbir zaman savunmayacak Türklere karşı diye Dendias açıklamalarını sürdürmüştü. Şunu da anlamadım. Dendias özellikle de Mısır'ın Türkiye'ye yakınlaşmasından oldukça rahatsız. Yani Sisi ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir kere bir araya geldi. Hemen böyle Dendias Sisi'ye seslenerekten diyor ki, Miçotakis Sisi'ye diyordu ki özellikle de o bölgede kimin dost olduğunu Mısır çok iyi biliyor. Mısır'ın en iyi dostlarından bir tanesi Yunanistan'dır diye sözde Mısır'ın aklını çelmeye çalışıyordu. Ama gerçekten de bunlar yani tiyatro oyunu oynar gibi bir dış politika yönettiğinden dolayı Yunanistan ne var ne yok eline bulaştırdı. Bu süreçte tabii Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi de çok büyük bir etkendi. Bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bu arada son bir hatırlatma hatırlatma. Eğer ki Bayraktar TB2 belgeselimizi izlemeyenler varsa izlemenizi şiddetle öneriyorum. Hemen böyle yorum kısmına sabitlerim. Oradan da Bayraktar TB2 belgeselimize ulaşabilirsiniz diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Ne diyelim o zaman? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.